Hadi bakalım. Bana artık müsaade. Sabahtan beri böyle dışarıda olunca bizim Galip Bey'i kızdırmayalım ha. Ben işimin başına döneyim. Ne dersin Tayo? Öyle beyim tabii. Dönmek lazım. Çok teşekkür ederim Rafet Bey. Beni çok mahcup ettiniz. Estağfurullah kızım, estağfurullah. Hayırlı olsun. Annene babana çok selamlarımı söyle. Bir de artık seninle iş ortağı olduğumuzu unutma yani. Aramızdaki sırları da kimseye söyleme. Sırdaş olduğunuzu sakın unut. Siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım, konuştuğumuz gibi. Gerisi sende. Tamam baba. İyi günler Nalan Hanım. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hızlı gitmeyin ha. Ben de buradan ayrılayım artık diyorum. Ya olur mu? Daha bitmedi ki alışverişimiz. Bitmedi mi? Daha ne alacağız ki? Yani bunlar bile bana ters zaten. Yani şu arabayı anneme nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Rafet Koroğlu kesin talimat verdi. Son bir yere daha uğrayacağız. Onu daha sonra uğrasak olmuyor mu? Yani ben şimdi bir eve geçsem olmaz mı? Dur, daha yeni baş başa kaldık. Bu kadar çabuk mu sıkıldın benden? Yok. Sıkılır mıyım? Sıkılmadım. Şeyden diyorum. Annem bekliyor ya, hani gideyim gönlü rahat olsun diye. Annen ne diyecek sorarsan hiç anlamayayım dersin. Olur mu? Peki. İstersen benimkine gidelim. İki ayrı araç gidelim. Hem ben de kendi arabama alışmış olurum. Olur. Ben seni takip ederim. Tamam. Tamamdır Feride Hanım. Şu ilerideki sapağa kadar biraz tıkalı olabilir. Sonrası açıktır Feride Hanım. Merak etme. İyi tamam, açık yerden git işte. Bu da başka bir seri. Yani gerçekten bilemiyorum. Sizi de meşgul etmek istemiyorum. Çünkü muhakkak başka müşterileriniz de vardır. Sadece sizin için açıyoruz. Lütfen rahat olun. Sen karar verene kadar burası kapalı. Yani karar vermek zor. Hele ki insanın böyle bir ihtiyacı olmayınca seçmek daha da zor oluyor tabii. Zaten kimin böyle bir şeye ihtiyacı olur ki? Bu tamamen keyif meselesi. Babam istediğinizi alabilirsiniz dedi. Lütfen rahat ol. Özellikle göstermemi istediğiniz bir model varsa çıkartabilirim. Var gibi. Şunu rica edeceğim. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Önemli değil. Şöyle yapalım, bunlar benim için çok fazla. Siz en sade, en basit modelleriniz neyse onu gösterin, ben onlara bakayım. Emin misiniz Nalan Hanım? Bunlar aslında... Gayet eminim. Siz o modelleri gösterin, ben onlar arasından seçeyim. Hem sizi de meşgul etmemiş olurum. Tabii. Teşekkürler. Bunu alayım diyorum, ne diyorsun? Sende buna çok benzeyen bir tane yok muydu, öyle hatırlıyorum. Var da bu özel seri gelmiş sanırım. Değil mi Neşe Hanım? Evet, o çok özel bir saat Sedat Bey. Sizin gibi Türkiye'de bir tane var. Ne diyorsun? Beğendin mi? Bana soruyorsan bence gerek yok. Ama yani çok beğendiysen tabii sen bilirsin. Vallahi ben beğendim. Türkiye'de bir tane varmış. Alacağım onu. Benimki de şu olsun. Burada bu kadar kolyenin içinden bunu mu seçtin? Evet evet, bu çok güzel, bunu alalım. Gidelim mi artık? Olur tabii. Faturayı şirkete mi keseyim? Evet lütfen.
tamam, sakin ol. Dışarı çıkacaksın, arayacaksın. Tamam, bir şey yok. Hadi. Bunu da alıyorum. Ayrı paket yapın lütfen. Tabii ki. Eşiniz gerçekten çok güzelmiş. Maşallah. Nişanlım. Henüz eşim değil. Ben paketlemeyi yapayım.